grubumuz var. Ağır grubu pay sahibi dediğimiz. Teminatı yakaydı. Ki yakmayı düşünüldü o zamanlar bir ara. İlyas batırmamıştı. 14'te batırmamıştı. 18-19'a kadar batırmamıştı. Ben genel detayları paylaştım. Bizim evrakımız hazır, açık. Hırsızlıkla itham etti. Kendisini denetleyen bağımsız denetçiler düzgün. Bizi denetleyen bağımsız denetçiler kaka mantığıyla yürüdü. Biz her konuda her türlü hesabı verdik. En basit örneğini vereyim. Biz 6-7 yılda ücretsiz taşıma yapmıştık 20 kalem. Bu 20 kalemin ışığında yaklaşık 18 milyon insan taşımıştık. Bugünkü bedeli 60 milyon Türk lirasıdır. Artı 2013'ten 2020'ye, 2021'e kadar yapılan tüm genel kurullarda TETAŞ AŞ'e ibrasını vermiştir. Yani yönetim kurulu ibrasını almıştır. Hatta almış olduğu ibranın birinde de 2019 yılında yapılan ibrada da kendisi divan başkanlığı yapmıştır. Tabii 2019'un ikinci yarısından sonra yaşanan ayrılıktan sonra daha önce hırsız olmayan İlyas Küçük Müdür birden hırsız olmuştur. Tabii bu bize yapılan bir karalama değildir. Bunları daha önce de yaptı kendileri. Kendi yola çıktığı insanları yolda bıraktı. Bunların tabii en başında şu an kendisine destek veren Fahri Yakut abimiz var. Onu da yolda bıraktı. Nail Ergider abimiz var. Kemalettin Pehlivan, Rahmet Akallı abimiz var. En son kime yaptı bunu? Hamdi Ayçili abimize yaptı. Elinden vekaletler alıp listeden sildirildi. Yani bunların kendisi tarafından hep yapıldığını bildiğimiz için biz normal karşıladık. Zaten basın açıklamamızda yazdık. Akabinde yapmış olduğu bu iftiralarla ilgili maddi ve manevi olarak şahsım adına ve TETAŞ AŞ adına gerekli suç duyurusunu en kısa zamanda yapacağımızı bildirdim. Yani şimdi rakamlar, hesaplar, her şey ortada. Kendisi hırsızlıkla suçladı. Doğru. 2008'de mahkeme kararlarına göre veya mahkeme raporlarına göre diyeyim, kaybolan bir 700-800 bin lira bandında bir para gözüküyor kendi başkanlığı zamanında. Ve hala dava devam ediyor. Yaklaşık 12-13 yıl olmuş. Önce onun hesabını versin. O davayı sonuçlandırsın. Ki davanın da sonuçlandığını duydum. Buradan ben basın mensupları arkadaşlarımız aslında sizleri göreve davet ediyorum. Bir taksici abimiz var. Ben de bu konuyla ilgili çok bilgi done var dedi. Değirmenli taksi durağında kendisi dileştirin. Gidin sorun alın varsa da siz de yayınlayın. Yani halen davasını devam edip etmediğini bilmiyorum ama daha önce Cenap Bey de bu konuyla ilgili manşet yapmıştı. Kendileri bilirler. Bu para nerede? Bu para nereye gitti diye. Yani konu bu. Kör yer içer, kendinden pay biçer demekten başka bir şey diyemiyorum Sayın Başkanım. Yani bütün insanlar dışarıdan 80-100 kişi, kamyoncu esnafımız, pazarcımız,